Simay! Bengüsü yedi mi? Ben onu erkenden yedirdim. Tamam. Simar. Ne olur bana Bengüsü'yü bir de piyano kursuna yazdırmadım de lütfen. Ay yani ne var canım sende, sanki tekstil fabrikasında kaçak çocuk iş çalıştırıyormuşum gibi bir şey yapıyorsun. Allah Allah. Yazdırdın değil mi? Ya hakikaten şu çocuk işçilikle senin bu kurs çılgınlığının arasında zerre fark yok. Oradan oraya sürüklüyorsun, oradan oraya sürüklüyorsun çocuğu. Ya bir bırak bir nefes alsın. Bir toza toprağa bulansın ya. Ay ama bak bugün kursta görecektin. Öğretmenler hep söyledi. Kulağı çok yatkınmış, ritim duygusu çok kuvvetliymiş, parmakları falan çok uygunmuş piyanoya yani. Öyle dediler. Ne öğretmeni be? Esnaf onlar kızım, esnaf. Saat başına para alıyorlar ya. O yüzden zaten hepsi Mozart, hepsi Beethoven. Ay yani Hakan tıp fakültesi okumuş, doktor olmuş adamsın ya. Nasıl banal bir bakış açısıdır bu ya? Evet ya. Doğru diyorsun. Bak şimdi. Bengüsü dansa da çok yatkın. Cimnastiğe de, piyanoya da, resme de, hatta astronomiye de, satranca da yatkın. Allah Allah. Yasim abi biz farkında olmadan bir deha mı yarattık acaba, haberimiz yok ha? Ay bak benim aklımdaydı zaten. Ben bir IQ testine götüreyim o zaman Bengüsü. Bu hafta içi yapayım ben onu. Bengüsü büyüdüğünde terapisine ne anlatacak biliyor musun sen? Seni. Annem hayatında gerçekleştiremediği ne varsa acısını ben çekiyorum diyecek. Onun yüzünden çocukluğumu yaşayamadım diyecek. Bengisu. Efendim. Gel anneciğim. Kızım, söyle bakalım babana. Piyano dersine gittiğin için mutlu musun değil misin? İyi bir şey tabii. Açık konuş kızım, açıkça konuş. Annenin seni gönderdiği kurslardan hangisini seviyorsun? Söyle. Söyle annem, söyle yavrum. Konuş, ucum duysun baba. Gerçekten iyi bir şey mi söyleyeyim? Yoksa annemi üzmeyecek bir cevap mı vereyim? Ben en çok sokak dansını seviyorum. Çünkü Rihanna'yı çok seviyorum. Anneciğim ya keşke bana söyleseydin bunu değil mi? Neyse. Söyledim ya işte. Dürüst olduğum için artık kursuna gitmek zorunda değil miyim? Değilsin babacığım, değilsin kızım. Hafta sonu bol bol vaktimiz var. Hatta yarın halı saha maçımız var. Sen oraya taraftar olarak izlemeye gelirsin. Ne dersin? Bak nasıl sevindi. Hatta bence izlemeye değil oynamaya gelsin. Baba kız beraber oynayın. Nasıl? Bence çok güzel fikir. Gerçekten oynayabilir miyim? Oynayabilirsin kızım. Oynarsın kızım. Oynarsın tabii. Oynarsın. Alo. Bülent. Ya abi, Simay'la Bengüsü de gelecekmiş maça ya. Kusura bakma moruk. Ya kız öyle boynunu bükünce hayır diyemedim. Yok be oğlum, ne kusuru ya? Bana yaradı bile. Ben de Başak'a çağırırım. Tam da denk geldi ha. Ben onunla sergiye, o da benimle halı sahaya. Ben şimdi bir eve geçiyorum. Başak'ı arar, haberdar ederim. Sonra buluşuruz. Tamam. Babacığım, çok güzel bir forma bu. Aslında futbol kursuna da gidebilirim. Mantığını anlayınca çok zevkli bir oyun aslında. Allah Allah. Sen daha dün astronot olmak istiyordun. Ne oldu küçük hanım? Vazgeçtim. Şimdi onlar çok uzaktır. Sen en iyisi beni futbol kursuna yazdır. Anneciğim biz şimdi babanla konuştuk. Anlaşmaları yaptık. İmzaları falan attık tamam mı? Sen bundan sonra sadece tek bir kursa gidiyorsun. O da haftada bir gün. Kalan günlerde de böyle çimende falan yuvarlanıyorsun. Hayır şimdi annem bana her ne kadar laf sokmaya çalışıyor gibi görünse de doğru söylüyor. Artık öyle yapacağız. Hadi koş, koş bakalım kapıya. Bak bakalım kim gelmiş. Bilgisayar maça gidiyoruz Tolga abi. Gel Muruk gel, hoş geldin. Hoş geldin. Bir indir, babamın kulağına bir şey söyleyeceğim. Hadi bakalım. Kendisine sorsana. Gel. Hadi sor. Hadi. Tolga abi, yarın sen bizim takımımıza gelebilir misin? Yok canım ya. Gelemem. Zaten sizinle vedalaşmaya geldim ben de. Aa. Ne vedası be? Hayırdır oğlum? Milano'dan teklif geldi.
Yani bunu sizinle tabii çılgınlar gibi kutlamak isterdim ama özleyeceğim moruk sizi. Özleyeceğim. Herhalde bu senin bana katilmişim gibi bakmadığın ilk ve tek bakış. Tolga, üzüldüm ben de şimdi. Elin haberi var mı? Yok. Ona da kendim anlatacağım üstüne. Hele bu cimcimeyi var ya, çok üzüleceğim. Olduğun için sana soruyorum Simoş. Hı. Ne oluyor sabah sabah? Halimize bak, ne oluyor olabilir? Maça gidiyoruz tabii ki. Hadi kalk. Kalk kalk kalk. Tamam. Hemen geri aldım. Sen de kafayı yemişsin. Ay ne alakası var ya? Bülent'le Hakan'ın maçı vardı. Biz de arada kaynadık. Hem restorandakiler de geliyor. Yakışıklı abi de mi? Saçımı toplamayacağım. Açık bırakacağım o zaman. Sinan gelemez. Yarışması var. Mutfakta beraber çalışacağız. Oo. Restorandakilere niye izin verildi şimdi anlaşıldı. Oo, anlayalım Pelin abla. İşte restorandaki herkes sağda olduğuna göre. Hangisi olmasa ben sana bir şey derdim de şimdi demeyeceğim burada. Ay anlayacak bir şey yok kızlar, yarışması var. Ya ben de yardım edeceğim. Tamam hadi. Hadi biz kaçtık o zaman hadi. Delisiniz deli. Abi hani hastaneden elemanlar gelecekti. Onlarcaydılar moruk. Ya şimdi Simay'da ben güzel. Ne yapalım o zaman, bizde mi? Bizde mi ne Bülent'ciğim? Yok bir şey, hadi ısınalım. Bizde mi ısınalım onu diyordum. Hadi. Tamam abi, şimdi hadi. Takımları nasıl yapıyoruz? Yazı tura mı atışıyoruz yoksa adım mı sayıyoruz ha? Fark etmez abi, boş ver. Ne demek fark etmez? Her zaman nasıl yapılıyorsa öyle yapacağız. Bak ben yanında para bile getirdim. Yazı tura atalım. Biz yazıyız. Tura. Serkan gel moruk sen. Aa ben? Sen dur hayatım, bir dakika. Berkay gel abi. Ben ne olacağım? Sen de dur hayatım, halledeceğiz. Dur halledeceğiz. Cansu sen gel. Hayatım. Aşkım. Bengüsü sen gel babacığım, gel. Duşa gel. Özcan sen gel abi. Abi sen de böyle gel. Ben ne olacağım? Aşkım sen hakemsin ya. Maçın bütün yükü senin omuzlarında. Ah bu da düdüğün. Bak biz kim. Tamam o zaman hadi başlayalım. Hadi. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.